Bugün bir kuşumuz erkeği bana taşıyor için anne yavruları pek bakamamış. Hatta yavrular açlıkla beraber susamışlar da, üşümüşler. Şimdi yani hazırladığımız ılık mamayı veriyoruz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yiyor ama. Kursağına bakın. Ilık su olduğu için yavrunun kursağını da sıcak tutuyor. Yavru annesinin ona mama verdiğini zannediyor şu anda. Ve görüyorsunuz kursağını. Bir başka yavru alıyor. En küçük yavrumuzu alıyoruz. Bu yavruyla beraber size başka bir şey daha göstereyim. Bu yavrumuz kırmızı göz. Kırmızı göz yavrular albino ya da lupino da oluyor. Daha tüyleri çıkmadan önce de anlayabilmeniz için görüyorsunuz gözü pembe. Yani daha sonra açıldığında gözü kırmızı olacak. Bu biraz fiziği olacak galiba. Kursağından geçtiğini, nasıl geçtiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da doyuruz arkadaşlar. Bir sonraki yavrumuzu alalım. Bu yavrumuzun da ne kadar aç olduğunu göreceksiniz. Görüyorsunuz kursağı bomboş. Şu anda başlayalım bakalım. Anladım. Kursağı dolmaya başladı abi. O yedikçe, tükettikçe biz de hafif hafif bastırıyoruz bu gidişte. Kuşu doyurmuş olacağız. Biraz ağzını kirletti ama doydu. En azından üşümeyecek ve aç kalmayacak. Birbirine sıcak tutsun diye yan yana bırakıyoruz arkadaşlar. Şu anda yavrularımız üstte geldi. Anne ebeveyn de sonra doyuracak onları. Ve bu geceyi çok geçirecekler. Bir de bir tane daha yavrumuz olacaktı. O da pek yemiş götürüyordu ama. Onu da burada bulabileceğiz. Ama buna ebeveynleri gayet iyi bakmış. Tok duruyor. Maşallah. Bir hafta sonra da kendisi yem yiyebilecek bir seviyeye gelecektir. Şurada başka bir 6 taneye yakın yavru olduğu için bu ebeveynler bakmakta güçlük çekiyor. Bunu da büyük yavruya takviyede bulunmamız gerekiyor. Artık da bir göster istersen. Bunlar da eğer aç kalırlarsa ölebilirler. Bunlar da az da olsa uçaklarına bakacağız. Hangisi açsa ona ekleme yapacağız. Bu yavrumuz çok küçük. Çok az. Zaten bu tür yavrularda sadece
gaganın olduğu kısma döküyoruz. O gagasını açıp kapattığında çok az bir şey yese bile, kursağına az daha gitse o bir günlük ihtiyacını karşılayacaktır. Görüyorsunuz ağzını kıpırdatıyor zaten. O iki kere kıpırdattığında ağzını kendini doğruya kadar çıkabilecektir. Maşallah bu yavrumuz da bayağı bir harbi sayısı fazla. İşte onu ekine götürüyoruz abi. Onun da bir kontrol edelim. Görüşecek. Burada da yavrularımız olacaktır. Evet, burada maşallah 4 tane yavrumuz var abi. O da biraz az görünüyor. Bunları da takviye yapalım lazım. En küçük olan abi. En aç olan şu anda. Görüyorsunuz kursağında hiçbir şey yok. Kursağına geçsin diye. Şöyle avucumuzla tutuyoruz. Şimdi nohut mercimek kadar gagasının üstüne bırakıyoruz. Böyle tüketmeye başlayacaktır. Tükettikçe karnı doyacak. Çok küçük olduğu için biraz yedi. Abi görüyorsun bak, kursağına biraz yedi. Kursağına girdi. Şöyle göstereyim abi. Bakın görüyorsunuz kursağında şu anda biraz mama var. Şurada. Bu da ona bugünlük yetecektir. Yani yine anne ve babasının büyük olaylarımız oldu. Hazretleri biraz büyük olduğu için o bu kadar aç kaldı. Yoksa o da aç kalmayacak ama şöyle göstereyim. Kardeşleri ondan daha büyük olduğu için yemenin çoğunu onlar tüketiyor. Yumurtamız sanırım boş. Onların böyle birbirini ısıttırmaları ise birbirini ısıtmaları için doğalarında var olan bir durum. Biliyorsunuz ebeveynler hemen üzerine yapmaya gidiyor zaten. Şuradaki kuşlarımız açın kokma diye onları da kova sistemi olduğu için üstten açıp kontrol edebiliyoruz. Maşallah. Kırmızı gözlü bütün olmuş. Anne babası gayet iyi bakmış. Zaten görüyorsunuz babası hala yem veriyor. Aynı zamanda diğer tarafta annesi de yumurta bırakmış bir durumda. Maşallah. Dün bir taneydi, bugün ikinciyi bırakmış. Tabii bu taşıma yumurta. Başka albino kuşlarımızın altından çıkarıp buraya koyduk. Bunlar yine merhaba dedi. Bu da yavru sayısı azdır. O nedenle bu tarz takviyede bulunduk. Evet arkadaşlar, burası yeni yerimiz. Gerçekten hepinizi çay içmeye bekleriz. Sadece alışveriş değil. Aynı zamanda tanışmaya bekleriz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.